Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, hayatım elinde olan Allah'a yemin ederim ki, Meryem oğlu İsa aleyhisselamın adil bir hakim olarak sizin içinize inmesi muhakkak yakındır. O haçı kıracak, domuzu öldürecek, cizyeyi kaldıracaktır. Mal o kadar çoğalıp taşacak ki hiç kimse mal kabul etmez olacaktır. Hazreti İsa tüm diğer peygamberler gibi Allah'ın insanları doğru yola çağırmakla görevlendirdiği seçkin bir kuludur. Ancak Hazreti İsa'yı diğer peygamberlerden ayıran en önemli özellik, onun yeryüzüne geri dönecek olmasıdır. Birçok kimsenin sandığının aksine Hazreti İsa çarmıha gerilip öldürülmemiştir. Kur'an'da onun öldürülmediği kesin bir şekilde belirtilir ve Allah'ın onu kendi katına yükselttiği haber verilir. Hiçbir ayette Hazreti İsa'nın öldüğünden ya da öldürüldüğünden söz edilmez. Ve biz Allah'ın Resulü Meryem oğlu Mesih İsa'yı gerçekten öldürdük demeleri nedeniyle de onlara böyle bir ceza verdik. Oysa onu öldürmediler ve onu asmadılar. Ama onlara onun benzeri gösterildi. Gerçekten onun hakkında anlaşmazlığa düşenler kesin bir şüphe içindedirler. Onların bir zanna uymaktan başka buna ilişkin hiçbir bilgileri yoktur. Onu kesin olarak öldürmediler. Hayır, Allah onu kendine yükseltti. Allah üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah'ın ayetlerde bildirdiği gerçek açıktır. Yahudilerin kışkırtmalarıyla Hazreti İsa'yı öldürmeye kalkışan Romalılar bunda başarılı olamamışlardır. Hazreti İsa öldürülmemiş, Allah onu kendi katına yükseltmiştir. Bunların yanı sıra Kur'an'da Hazreti İsa hakkında öyle bilgiler verilir ki, bunların gerçekleşmesi ancak tek bir şekilde mümkün olabilir. Hazreti İsa'nın yeryüzüne geri dönmesiyle. Hazreti İsa'nın ikinci kez yeryüzüne ineceğine dair işaretler taşıyan ayetlerden ilki, Ali İmran suresinin 55. ayetidir. Hani Allah İsa'ya demişti ki, ey İsa, doğrusu seni ben vefat ettireceğim ve seni kendime yükselteceğim. Seni inkar edenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar inkara sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda ben hükmedeceğim. Ayetteki sana uyanları kıyamete kadar inkara sapanların üstüne geçireceğim ifadesi, bugüne dek hiç yaşanmamış bir durumu anlatmaktadır. Buna göre Hazreti İsa'ya uyan ve kıyamete kadar yaşayacak olan bir topluluk olması gerekmektedir. Böyle bir topluluk ancak Hazreti İsa'nın yeryüzüne tekrar gelişiyle ortaya çıkabilir. Ve ona tekrar dünyaya gelişi sırasında tabi olanlar kıyamete kadar inkar edenlere üstün kılınacaktır. Nisa suresi 159. ayette ise Allah bize Hazreti İsa'nın durumuyla ilgili çok önemli bir bilgi vermektedir. Andolsun kitap ehlinden ölmeden önce ona inanmayacak kimse yoktur. Kıyamet günü o da onların üzerine şahit olacaktır. Ayetin ifadesine göre Yahudilerin ve Hristiyanların hepsinin Hazreti İsa'ya iman etmeleri gereken bir zaman vardır.
Hazreti İsa'nın yaşadığı dönemde bu durum yaşanmamıştır. O halde Hazreti İsa tekrar yeryüzüne gelecektir ve Kur'an'da bize bildirilen tüm haberler gibi bu haber de gerçekleşecektir. Yahudi ve Hristiyanların tamamı Hazreti İsa'ya iman edecektir. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İsa'nın yeryüzüne yeniden gönderileceği ile ilgili pek çok bilgi daha bulunmaktadır. Ayrıca bu olağanüstü olay Peygamberimiz Aleyhisselam tarafından da pek çok hadisle müjdelenmiş ve Hazreti İsa'nın gönderileceği dönem olan ahir zamanda tüm yeryüzünün barış, adalet, huzur ve refahla dolacağı haber verilmiştir. İşte bu ikinci geliş Mehdi döneminde gerçekleşecek ve Hazreti İsa ile Mehdi mücadelelerine birlikte devam edeceklerdir. Hazreti İsa Aleyhisselam tekrar geldiği zaman teslis inancı, haça tapınma, ruhbaniyet gibi Hristiyanlığın esasında bulunmayan hurafeleri kaldıracaktır. Bir hadis-i şeriflerinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Muhakkak o yeryüzüne inecektir. İnsanları İslam'a davet edecektir. Onun zamanında Allahü Teala İslam dışında bütün dinleri kaldıracaktır.